kriptografi serisinin ilk kontrol noktasına ulaştınız. Şimdi sırada ne olduğu hakkında konuşabiliriz. Çünkü bu şekilde bir türlü bitmeyecek yeni bir seri üzerinde çalışıyorum. Ve ne olursa olsun hala işin başındayız. Üç farklı kontrol noktası videosu hazırlayacağım. Bu, ileri seviye dersler üzerine olacak. Ama sonunda kriptografiye uyarlanmış testler, interaktif keşifler ve bilgisayar bilimleri hakkında da konuşacağız. İleri seviye dersler demişken, ileri seviye demek daha zor demek değildir. Her şey sadece biraz daha detaylı olacak. Bu serinin ve ileride yapacağımız serilerin neye benzeyeceği konusunda ufak bir benzetme yapmak istiyorum. Her seri bir ağacın gövdesi gibidir. Tarih öncesi dönemlerden 20. yüzyıla, yani hemen hemen günümüze kadar birkaç değişik yol izleyerek geldik. Bu fikirler 20. hatta 21. yüzyıla geldiğimizde dallanmaya başladılar çünkü artık geçmişe göre daha belirgin şeylerden konuşuyoruz. Yapraklarda yani en uç kısımlarda da bugünün araştırma soruları var. Mesela burada asal sayıların dağılımıyla ilgili bir problem, burada da rassal algoritmalar ya da özet fonksiyonlar üzerine yapılmış özel çalışmalar bulunabilir. Burada da ilki RSA olan yeni açık anahtar protokolleri. DES ya da AES gibi şifreleme standartlarını da unutmayalım. Kuantum kriptografi de tamamen farklı bir dal olarak karşımıza çıkacak. Gördüğünüz gibi bu seriden birçok farklı şey çıktı. Daha sayamadığım birçok şeyin çıktığından da eminim. Bu video buralarda bir yerlerde bir nevi bir kesişim noktasında. Artık topluluğun ve video yapan diğer insanların da yardımıyla bu ağacı zaman içinde tamamen doldurabileceğimizi inanıyorum. İzleyicilerin yardımı gerçekten çok önemli. İzleyicilerin oluşturduğu soru cevap topluluğunun ne yapacağını ve Kaan Akademideki insanların birbirine nasıl yardım edeceklerini çok merak ediyorum. Mesela bu dallardan birinin nereye kadar uzanabileceği konusunda ortak bir dalda buluşabileceklerine inandığım soru gruplarıyla karşılaştım. Sözde rastlantısal sayı üretici altında, biri Sonia'dan, biri de Drakain'den gelen iki soru var. Drakain, milisaniye cinsinden ölçülen zaman neden rastlantısal bir başlangıç değeri olarak öne sürülebilir? Bu güvenlik anlamında kabul edilebilir bir şey değildir. Senin makinendeki zaman, benim makinemdeki zamandır. Artı eksi 100 milisaniye. Buna kaba kuvvetle saldırılabilir diyor. Bu harika bir soru. Çünkü benim kriptografik açıdan güvenli bir rastlantısal sayı üretici sunmamam üzerine ortaya çıkmış. Orta kare yöntemi 20. yüzyılın başlarında kullanıldı ve günümüzde kullanılmadığı için de yeni ve ilginç başka bir dal haline geliyor. Yeni içerik işte bu şekilde gruplayabildiğim bu tarz sorularla oluşuyor. Bir örnek görmek ister misiniz? Bu, Samuel'in tek kullanımlı şifre hakkında sorduğu bir soru. Bir bilgisayar bütün olasılıkları hızlıca test edemez mi diye sormuş. Burada ise aynı soruyu Çumpatrol da soruyor. Evet, benzer sorularla çok sık karşılaşıyorum ve bu sorular bana yeni bir videonun zamanının geldiğini haber veriyorlar. Bunun üzerine kusursuz gizlilik konusunda şifreleme dünyasında rastlantısallığı nasıl yenemeyeceğimize dair bir video yaptım. Bu videodan sonra Down da videomu iki cümleyle özetleyen harika bir yorum yaptı. İşte dalları bu şekilde doldurmaya çalışıyorum. Soruları alıyorum, yeni içerik üretiyorum ve gelen yorumlarla ne yapabileceğime bakıyorum. Tüm video serisini seyrettikten sonra aklınızdaki soruları videonun altına yazın. Olur mu? Bazı videolarla ilgili belirli detaylardan değil, onları o videonun altına yazabilirsiniz. Yeni içerik yaratabilecek değişik sorulardan bahsediyorum. Sorunuza benden ve diğer izleyicilerden cevaplar gelecektir. Yani birçok cevap bekliyorum. Ben de bu cevapları toplayıp izleyici topluluğunun genelinin ilgilendiği bir konunun alt kümeleri hakkında daha ileri seviyede bir video yapmak için içerik hazırlayacağım. Böylece videonun altında sürüp giden sohbetler zaman içerisinde yeni videolara dönüşecekler. Bunun durmadan devam eden bir süreç olduğunu da hatırlatmak istiyorum. Yani hemen yarın ya da önümüzdeki hafta bir şey elde edemeyebiliriz. Umarım önümüzdeki aylar hatta yıllar boyunca bu serinin devamı olabilecek benim ya da başkalarının hazırlayabileceği yeni videolar üretebileceğiz. Hadi aşağıya ne düşündüğünüzü yazın ve başlayalım.